gündeme getirdiler. Organize sanayi iktidarın işi. Özgeç namlının işi. Bizim kuracağımız organize sanayi yalnız. Bizim kuracağımız organize sanayi bacasız. Düz içinin havasını, suyunu kirletmeyecek. Kimyasal kullanmayacak. Üretime yönelik bu tip organize sanayiyi Karacaoğlan'ın karşısında 1000 küsür dönüm, 2000 dönüme yakın orman alanına orman vasfını yitirmiş raporu aldıktan sonra Dumanlı'daki bir tek Karadeniz'de olan bu ormanların özelliğini bozmayacak, yeraltı suyunu kirletmeyecek, bacası tutmayacak organize sanayi nasıl pismet ederse hep beraber temelini atıp Karacaoğlan'ın karşısında 2000 dönüm arazi yapacağız. Hele şu elimizdeki işleri bir bitirelim. Hele şu yetkiyi bir verin. Bu yetkiyi alıp önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, evladımız, canımız, yerimiz Devlet Bahçeli'ye bana verdiğiniz o yetkiyi bir götürün. Bakın bu ilçeye neler oluyor. Ne hizmetler geliyor. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi ile birleşmemizi Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimse bozamaz. Ne kadar yalan çıkarırlarsa çıkarsınlar. Ne söylerlerse söylesinler. Aramızı bozamazlar, bozamayacaklar. Çalışmayı Milliyetçi Hareket Partisi yönetimiyle beraber, ülke ocaklarıyla beraber, AK Partisi ilçe başkanımla beraber, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla beraber, ortak hep beraber yapacağımız işe ortak karar alacağız. Ondan sonra hizmete başlayacağız. Buradaki seçim beyannamemiz gibi olan buradaki bunları yazarken yapacaklarımızı yazdım. Yarım kalanları tamamlayacağız diye yazdım. Hayal ürünü değil. Gerçekleri yazdım. Ama doğalgaz girdi. Ana boruya bağlandı. 500 evin abonesi yapıldı. Doğalgaz inşaatı durdu diyorlar. Hızlı tren yeri işaretlenmeye başladı. Şantiyeler kuruluyor. Hızlı tren hayal diyorlar. Yarın ilçemde işsiz olanlar hızlı trende işe başladığı zaman buna ne diyecekler bilmiyorum. Merkezinin, gençlik merkezinin yer teslimi yapıldı. Buradan bu işi bir fiil takip eden siyasi partilere ve milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. O bittiği zaman tüm gençlerimiz orada olacak. Biz buraya gelirken gönülleri yaparak geldik. Elinden tuttuğumuz zaman gözüne bakarak geldik. İncitmeden geldik. Hizmet yaparak geldik. Allah. Arka tarafa ses varmıyor Tanrım. Varıyor mu? Başak!
geçti. Benden önce 10 yıl iki tane değerli abim vardı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Parti'den ailesine saygı duyduğum Cemal Algan vardı. Bir tane yine baba dostumun oğlu Abdülmuktalip Öner vardı. Onlar da bu ilçeye elinden geldiği kadar hizmet yapmak için uğraştılar. Arkadaşların ayağına dolaşanlar vardı. Bunları hizmet yaptırmamak için önüne set adamlar vardı. Bugün o setler bize çökmedi. O setler atıldıkça hizmet devam etti. Devam edecek. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ile bir problemimiz var, ne de İYİ Parti'nin bir kısmıyla bir problemimiz var. Onlar zannediyor ki İYİ Parti'nin aldığı oyları Cumhuriyet Halk Partisi'ne yama tutarını zannediyorlar. Onların başındaki arkadaşlar davandan haberi yok. O bozkurttan yuvalarına döndü, yuvalarına döndü. Dönmeye de devam ediyorlar. Bilmeyen, inanmayan Özge İstanbul'un sayfasını atsın baksın. Oradaki bozkurtları görsün. Oradaki birliği, beraberliği görsün. Oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nden taban dedikleri arkadaşlarını görsün. Şu anda tüm mahallede fula gidiyoruz. Algı operatörü yapanlara buradan sesleniyorum. Hangi mahallede değilsin? Bir mahalle söyle. Merkeze dahi geçtik. Merkez mahallesine dahi geçtik. Şu anda tüm mahallede %70'lerin üzerindeyiz. %70'lerin üzerindeyiz. İşte meydan. Tüm düz içi burada. Teleferiye başladık. Yapamaz dediler. Hayal kuruyor dediler. Cumhuriyet Mahallesi'nde gazlaya başladık. Alsın arıyor dediler. Sabun çayında mescid alanına başladık. Ağaç kessin dediler. Demediler mi? Mağarayı bulduk, Bastın mağarasını. Temizliğini, bakımını yaptık. İnanmadılar. Hangisine inandılar ki? Mezarlığa gidiyorlar. Yüz dönüm mezarlık ağaçları dikilmiş. Gölge oluşmaya başlamış. Cami içerisinde, minare içerisinde ne yaptık ki diyorlar. Bunların bak gözü kapalı. Bir de diyorlar ki belediyenin asli görevi. Kardeşim asli görevimizi yapıyoruz. Düz içini turizme hazırlıyoruz. Düz içine turizm paketi sunduk. Allah nasip kısmet ederse bu paket yerine oturduğu zaman düz içine dışarıdan ve içeriden turist akını olacak. Bir mesire alanı yaptık. Bir gün bir bacım telefon açtı. Sayın başkanım dedi. Şu Anteplilere mesire alanını yasaklayalım. Neden abla dedi? Bize yer kalmıyor ki dedi. Demek ki orayı dışarıdan gelen arkadaşlarımız doldurmaya başladı.
Bir misal daha vereceğim. Sadece bu sabun çayına sizlerle beraber yaptığım mesire alanı. Göçerlerden bir bakkal var, reklamını yapıyor buradan ama. Başkanım dedi, cumartesi pazar 50'ye yakın araç bana mesire alanını sordu dedi. Soran araçtan sonra dedim ki, dedi ya ben burayı daha görmedim. Adam Antep'ten, Osmaniye'den gelip, Adana'dan gelip Mesire Alanı ve Şelale'yi soruyor. Gideyim bir bakayım dedim, dedim. Gittim baktığımda orada cennetten bir köşe gördüm sanki dedi. Arkadaşlar, hafta sonu düz içinin nüfusunun iki katı 100.000 nüfus bekliyoruz. 100.000 cumartesi pazar telefere nüfus bekliyoruz. Onun için bana verdiğiniz yetkiyi israf yapmadan, israfa, faize gömülmeden hizmete çevirdim. Bu yaptığımız hizmet Ankara'nın desteğiyle, ilin ve milletvekillerimizin desteğiyle oldu. Arkamızda bundan sonra bir de Osmaniye'nin evladı, yiğit evladı, genel başkanımız, Gavur Dağı'nın evladı, Osmaniye'nin öz evladı, genel başkanımız Devlet Bahçeli var. Biz İttifakın adayıyız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin adayıyız. Kadir Karada, Osmaniye'de Sayın Başkan, AK Parti'nin adayı yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı var. Kadirli'de AK Parti adayını çekti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına Cumhur İttifakı'ndan dolayı destekleme kararı aldı. Biz de burada Cumhur İttifakı'nın adayıyız. İki genel başkanın, Cumhurbaşkanımızın adayıyız. Bu durumda bu ilçede bir noksan kalır mı? Kalır mı? Boş lafa bizim karnımız dor. Sakın ha, bölünmeyin, parçalanmayın, yalana, iftiraya inanmayın. Kim ne derse desin, bu seçim zirve yapacak. Onun için bir daha bunların aday olmaması için yükten insanda Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu sandıkları patlatarak gösterin. Bu saatler itibaren tüm arkadaşlarımızın telefonları ülke için, ülkenin birliği, beraberliği için, ülkenin huzuru için, ülkede Allah esirgesin, kargaşa çıkmaması için ağzın açmış bekleyen Ermeni ve Lopi Kur'an'lara fırsat vermemek için doldurum sandığı basın böğrü Cumhur İttifakı'na tam destek verin ki o dıştan ülkemize meydan okumaya çalışanlara bir ders verin. Ders verin ki dünya lideri ve onun yanındaki genel başkanımız onurlansın, gururlansın, şeref duysun.
şu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu yapılacak hizmetleri tekrar tekrar sayacağım ama fazla da vaktimizi almayacağım, çok kısa geçeceğim. Onların efendim. Onu ben biraz unutmuştum. Unutmuştum ama onu o arkadaş bana söylememiş. O kanun maddesinden o gün canlı yayında söyledi. O kanun maddesinden bahsetmiş. O kanun maddesini bu meydanlarda bana yönelerek edeceğine, tabi benim haddimde o genel başkanına saygısızlık etmiş. O Kılıçdaroğlu'na saygısızlık etmiş. İlk defa yaşına baktım 71 Kılıçdaroğlu'nu. Benim yaşım 65 ama bana araç kullandıramayacaklarmış, ehliyetimi iptal edeceklermiş, kapıda imza atamayacakmışım. Bunlar boş laf. Cahil lafı. Allah nasip kısmet ederse kara suyu alırız, sabun çayının köprüsünün altına yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Tekrar sabun çayından Karacaoğlan'a kadar meşhur olanı, yürüyüş alanı, bisiklet yolu, oradaki mağaraları turizme açacağız. Çevre yolunu Çamlıca mahallemizden aldık. Sabun köprüsüne kadar rengarenk direklerle, kaldırımıyla, duraklarıyla 17 milyonluk bir projeyi uygulayacağız.